Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda 3. sınıf matematik kitabı sayfa 119 ve 120'deki öğrendiklerimizi uygulayalım etkinliğinin cevaplarını yapacağız. Ödevinizi yaptıktan sonra videoyu kontrol amaçlı izlerseniz daha faydalı olur sizin için. Bundan sonraki yüklenecek videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olabilir ve zil simgesine basarak bildirimleri açabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yorum olarak yazabilirsiniz. Beğendiğiniz videoları WhatsApp gruplarında, Facebook sayfalarında arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız demiş sorumuz. Hemen çarpma işlemlerine bakalım. Hepsi 10, 100 sayılarıyla çarpılmış ikinci çarpanları 10 ve 100. Birinci çarpanları ise farklı sayılardan oluşuyor. Şimdi bir sayıyı 10 ile çarparken birinci çarpanı aynen yazarız yanına. 0 ekleriz bir tane ve sonucu bu şekilde bulmuş oluruz. Yani 8 kere 10 80 yapar. 24 ile 10'u çarparken yine 24 yazacağız. Ve 10'da 1 0 olduğu için buraya 1 0 yazacağız. 6 ile 10'u çarparken 6'yı yazacağız. E şimdi 0'ı görmezden geleceğiz. 6 kere 1 6 yapar. Yanına 1 0'ı sonra ekleyeceğiz. 81 ile 10'u çarparken yine 0'ı görmezden geliyoruz. 81 ile 1'i çarpmak demek 81 demektir. Sayının kendisine eşittir. Daha sonra da 0'ı yanına ekliyoruz. 11 ile 10'u çarparken yine 11'i yazıyoruz ve yanına 1 sıfır yazıyoruz. 4 ile 100'ü çarparken 4 yazacağız, yanına 2 sıfır yazacağız, 400. 68 çarpı 10, 68'i yazacağız, yanına 1 sıfır yazacağız, 10 olduğu için onda bir sıfır var çünkü yüzde 2 sıfır olduğu için 2 sıfır yazdık buraya. 75 ile 10'u çarpıyoruz, 75'i yazacağız, yanına 10 olduğu için 1 sıfır yazacağız. 36 çarpı 10, 36'ı yazdık yanına. 1 sıfır ekledik. 9 çarpı 100. 9'u yazdık. Yanına 2 sıfır olduğu için burada 2 sıfır ekliyoruz. 900. 29 çarpı 10 derken 29'u yazıyoruz ve yanına 1 sıfır ekliyoruz. 290 yapar. 10 kere 10 bunu 100 olarak yazabilirsiniz direkt ya da şu 10'u birinciyi yazıyoruz. Sonra yanına 1 sıfır ekliyoruz da diyebilirsiniz. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Çarpımların bulunduğu taşları boyayıp kurbağanın karşıya geçmek için zıplayacağı taşları belirleyiniz demiş. Ben çarpım işlemlerini yapacağım, sonra çarp bulduğum sonuçları buradan işaretleyeceğim, boyamasını siz yaparsınız. Benim işaretlediğim yerlerin 24 çarpı 10, ne diyeceğiz? 24 yanına bir sıfır ekleyeceğiz, 240. Hemen 240 bulalım burada. Gördüğümüz gibi bunu boyayabilirsiniz. 6 çarpı 100, 6 100, 600 nerede? Bakalım bulalım hemen buradan. Evet, o da burada. Bunu da boyayabilirsiniz. 67 çarpı 10, 67 yazdıktan sonra yanına bir sıfır ekliyoruz, 670 burada. 8 çarpı 100. 8 yazıyoruz. 2 sıfır olduğu için yüzde yanına 2 sıfır ekliyoruz. 800 o da burada. 19 çarpı 10. 19 yazıyoruz. Sonra yanına 1 sıfır ekliyoruz. 190 o da burada. Onu da işaretleyelim. 51 çarpı 10. 51'i yazacağız. Sonra 1 sıfır burada olduğu için ekleyeceğiz yanına. 510. Neredeydi 510? Bakalım. Evet burada. Onu da işaretleyelim. 7 çarpı 100. 7 ve 2 sıfır ekliyoruz. 700 burada. 84 çarpı 10. 84 yanına bir sıfır ekliyoruz. 840. Hemen bakalım 840 nerede? Burada onu da işaretliyoruz. Daha sonra 16 çarpı 10 demiş. 16'yı yazıyoruz. Yanına bir sıfır ekliyoruz. 160 yapıyor. 160'ı da e, bulalım. Evet 160 da burada onu da işaretliyoruz.